Devam ediyorum. Hocam beyin ölümü nedir? Beyin öldüğünde vücutta neler yaşar? Öldükten sonra kaç dakika içerisinde hayata dönebiliriz? Beyin ölümü, iki tane ölüm var biliyorsunuz. Kalp ölümü, beyin ölümü. Beyin ölümü ne zaman o şey olursa kalp krizi geçirdiniz, o kalp ölümüdür. Beyin ama yaşıyor o an. Bir de beyin ölümü var. Beyin ölümü ne zaman olur? Mesela örneğin inme geçirdiniz, beyin kanaması geçirdiniz ya da kafa travması geçirdiniz, trafik kazası geçirdiniz, kafayı çarptınız ya da damar tıkandı, beyniniz sıkıntıya girer. En çok da kafa travması ve inmelerden oluyor biliyorsunuz beyin ölümü. Şimdi beyin ölümü şöyle bir şey. Bir kere beyin ölmüyor, onu bilin. Ama beyin ölüyor. Ne demek bu ya? Beyin ölüyor mu, ölmüyor mu hocam? Beynin neresi ölüyor biliyor musunuz? Beyin ölümü şu demek. Beyin sapı, şu enseniz yani. Ense öldü mü, beyin çalışsa bile bir anlamı yok. Çünkü komadasınız. Yani ya bu şuna benziyor. Arabanın aküsüdür. Akü. Akü beyin sapıdır. Aküyü, elektriği kestiniz mi arabayı çalıştıramazsınız. Onun için beyin ölümünde beyin sapı ölümü demek istiyoruz biz. Mesela siz komadasınız. O beyin ölümü değil. Komadan kalkabilirsiniz. Koma sadece bilinciniz yok. Ama beyin çalışıyor. Ama beyin sapı gitti mi? Beyin sapı ne yapıyor? Solunum dolaşım. Yani beyin sapı gitti mi? Solunum dolaşım gider. Mesela biz beyin ölümünü nasıl anlıyoruz? Çok basit. Hasta yoğun bakımda. Nefes alamıyor mesela. Ne takıyoruz biz ona? Entübe ediyoruz. Ama entübasyonu çıkardınız mı hasta nefes çeker içine. Eğer beyin ölümü şu demek. Gözünü açtığımız zaman, gözüne bir şey değdirdiğiniz zaman korneal refleksi yoksa, yani gözüne pamuk değdiriyoruz. Eğer gözünü kırpmıyorsa, iki, göz bebekleri genişlemişse ve ışığa reaksiyon vermiyorsa, buna fix dilat ediyoruz biz. İki, bir de entübasyonu çıkardığımız zaman kanda oksijen azalmasına rağmen iş çekmiyorsa, yapmıyorsa, bir de öğürme refleksi ve öksürük refleksleri yoksa biz buna beyin ölümü diyoruz. Ya yani beyin ölümü esasında karıştırmayın. Beyin sapı ölümü demek. Şu andaki teknolojiyle beyin sapını geri getirmek mümkün değil. Hocam eskiden insanlar öldü zannedilip gömülen çok insan var değil mi? Onlar işte onlar şu. Onlar beyin sapı sağlam. Yani onlar ne olmuş? Eski şey olmuş. Ya iyi muayene edilmeden şey yapılmış. İşte artık beyin ölümünün çok iyi kriterleri var artık. Hatta beyin ölümünden emin olamazsak şey yapıyoruz. Doppler çekiyoruz. Beyine kan devam ediyor. Hatta bazen sintigrafi çekiyoruz. Yani artık onlar yaşanmaz. Artık hani köyde kentte değilsen, hani bir uzak bir yer değilsen böyle şey olmaz. Hocam eskiden ben babamlardan hatırlarım. Herkes şu yan cebinde mutlaka yuvarlak bir ayna taşırdı bıyıklar için. Ama onlar o ayna genellikle ölümlerde kullanılan bir şey. Yani şeyi nasıl söyleyeyim? Nefes alıp veriyor mu diye, evet. Evet. O bir ölüm yani nefes alıp vermemek aslında ölüm için temel bir kriter Hayır. mi? Değil. Hiçbir anlamı yok Onun tabii. için diğer insanı gömdüler gittiler o zaman öyle bakarım yani. Evet, biraz öyle olanlar vardır. Yani mesela siz yolda bir insan düşmüş olabilir. Yanına gidiyorsunuz. Evet, nabız yok, nefes yok. CPR'a başlarsanız çok rahat canlandırabiliyorsunuz. Yani bugün bir saat sonra bile dönenler var. Soğuk kış günlerinde 2 saat sonra bile dönebilir insan. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Yarım saatte dönüyor zaten. Yani yarım saatte biz masaj yapıyoruz. 1 saat, 2 saatte dönen var. Yani mesela karın altında kaldıysa 4 saate kadar dönebilir. Yani vazgeçmek gerekiyor, döner. Boğulmalarda var mı hocam o? Soğuk su boğulmada yine aynı. 3-4 saati bulur yine kardakinin altı gibi. Boğulma olayında kalbe kan gitmemişse ne oluyor hocam? Beyne Önemli kan değil. gitmemişse. Soğuk soğuk olduğu için hücrelerin oksijen ihtiyacı azalıyor. Önemli olan soğuk. Yani soğukta ölüm olması. Onun için kış aylarında 2 saate kadar, 3 saate kadar eğer soğuk sudaysanız canlanma olabilir. Uykudayken organlarımızın uyuyorlar mı onlar da bizimle yoksa sürekli çalışıyorlar mı gündüz olduğu gibi ya da gündüz Ha, çalışıp gece uyuyan, gece çalışıp gündüz uyuyan organlarımız var mı? onu da söyleyeyim. Türkiye'de organ nakli için beyin ölümü olmanız gerekiyor. Yani hastanede ölmeniz gerekiyor. Ne yazık ki böyle Türkiye'de. Başka ülkelerde daha farklı. Türkiye'deki prosedür böyle. Yani hastanede ölmüş olmanız gerekiyor. Ya Ve evde ölürsek?
Ya nasıl? Evde ölürsem? Öyle bir şans yok Türkiye'de. Yani beyin ölümü hastanede olmuş olması gerekiyor Türkiye'de. Bu çok büyük yani bu sefer ne oluyor? Organ nakli şeyi kısıtlanıyor bu sefer. Yani siz hastaneye kaldırılmış olacaksınız. Beyin ölümü olacak. Biz orada bakacağız. Kornea refleksi yok. Göz bebekleri dilate. Entübasyonu çıkardığımız zaman nefes yok, almıyor. Bir de şey olacak. Ne onun adı? Öğürme refleksi yok. Bir de öksürük refleksi yok. Tamam diyoruz. Beyin ölümü gerçekleşti. Aileye soruyoruz. Organları alalım mı şeklinde. Evet derlerse. Bir de Türkiye'de öyle bir şey de var. Siz organları bağışlasanız bile aileniz vermezse organlar alınmıyor. Hani Aa. o da bir evet yani aileye Aa. bağlı her şey tabii. Yani Gülşah'la çok hani konuşuyorduk. Gülşah organları dedi ki vermenin ben dedi organları organlarımı bağışladım dedi. Ben dedim ki valla bana kalırsa ben vermem dedim. yani siz Hocam mesela gitti. sensiz Ben vermem dedim mesela senin organlarını. O dedi ki ben bağışladığım için vermek zorundasın falan diye böyle hatta bugün kendi aramızda tartıştık. hayır öyle bir şey yok. Mesela siz mesela öldünüz. Anne orada neyiniz var? Eşiniz var. Soruluyor. Alalım mı? Hayır. Tamam bitti. Alınmaz. Peki eşiniz yok. Dost arkadaşınız var o gün. Ya yani başka yok bulamadık kimseyi. O da dedi ki ben dedi karışmam vermeyeyim dedi. Yine alınmaz. Yani orada başınızda kim varsa aileniz ya da yakınınız vermiyorsa organ alınmaz. Kayahan diyor ki cenaze gömücülerinin hatıralarını dinledim. Allah muhafaza. İnsanları öldü diye hemen gömüyorlarmış zamanında. Garibanları diri diri gömüyorlarmış. Allah muhafaza. Sonra mezar kazıcılar tekrar kazdıkları zaman insanların acı çekerek öldüklerini görmüşler diyor. Evet öyle yanlışlar yapılmış olabilir yani geçmişte olmuş olabilir gerçekten de yani çünkü geçmişten mesela biz şöyle yapıyoruz mesela bir insan ölmüş demek için EKG'si 5 dakika düz geçmeli bakın 5 dakika EKG düz geçmeli. Ondan sonra bir nabız olmamalı. Ama bakın bu bile yeterli değil. Ne demiştik? Bir saat sonra dirilen var dedik. Ama CPR yaparsan yani normal ölümlerde CPR yaptık. Biz CPR'ı bıraktık. Yarım saat, bir saat geçti yine bekliyoruz yani. EKG yine bağlayıp bakıyoruz. Yani 5 dakika mutlaka nabızsız olduğunu görüyoruz yani. Bakın 30 dakika uğraşmışız. Her şeyi yapmışız. Ölüm olduğunu biliyoruz ama 5 dakika yine bekliyoruz başında. Hani diyoruz ki ya ne olur ne olmaz emin oluyoruz. Şeytanın avukatlığını yapayım hocam. Evet, birinin ölmüş olduğunu hem ailesine soracaksınız hem bir takım komplikelerden geçecek. Buna rağmen geçmeden de organ lazım ya diyelim ki çok acil, çok böyle kelli felli bir adama o insanı öldü göstererek onun organını alabilirler mi? Türkiye'de kalp ölümlerinden organ almıyoruz. Yani Sadece beyin alınıyor Türkiye'de. Yani mesela şey dedi alınıyor bu. İspanya'da mesela alınıyor. Mesela şöyle siz kalp kriziyle gittiniz ya da gencecik çocuk mesela trafik kazasında öldü. Hastaneye yetişti, arest olmuş çocuk. Şimdi şöyle bir şey var. Beyin ölümünden sonra organları almak için çok vakit var. Neden? Beyin öldükten sonra organlar çalışmaya devam ediyor. Kaç saatiniz var? 1,5 gün içinde böbreği, karaciğeri çıkarabilirsiniz. Kalbi de ilk 6 saatte çıkarıyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum. Karaciğer, böbrek için 1,5 günümüz var. Yani bayağı uzun bir gün. Ya beyniniz öldü. İnsanlara soruyorsun, telefon ediyorsun. Biz bunu ne yapalım? Organlarını bağışlıyor musunuz? Bakın 1,5 gününüz var. Kalp için bu 4-6 saat kalp ve akciğer için. Ama mesela adam dışarıda turp gibi çocuk kalp krizi geçirmiş ya da trafik kazası geçirmiş ölmüş. Kaç dakikanız var biliyor musunuz böbrek için? 1 ya da 2 saatiniz var. Karaciğer için 30 dakikanız var. Yani geldi hemen almanız gerekiyor. Yani o zaman şuradan şunu anlıyoruz. Kalp ölümlerinde birkaç saat içinde organ almanız gerekiyor. Ama beyin ölümlerinde 1,5 gününüz var almak için. arkadaşlar dışkı nakillerini falan daha önceki programımızda konuştuk. Onlar var izleyebilirsiniz oradan aynı Yani konuları hani tekrar. senin dediğin gibi şöyle bir olay yok. Yani turp gibi adam hastaneye geldi bir organ lazım. Türkiye'de unutmayın kalp ölümlerinden organ almıyoruz Türkiye'de. Ya bunun yasası yok Türkiye'de. İlla beyin ölümü gerçekleşmiş Evet oldu. yani siz mesela MI geçirdiniz turp gibiydiniz geldiniz ölmüşsünüz. Sizin hiçbir organını almıyoruz. Ama kalp krizi geçirdiniz canlandırıldınız ama beyniniz ölmüş. O zaman alınır. Beyniniz öldüğü için geri gelemeyeceğiniz için. Evet.
Olsun hocam, beyni ölsün, ben kalbi atıyor diye evde tutabilirim onu. Hayır, tutamazsınız çünkü şey yok. Entübasyonu yapmanız gerekiyor. Yoksa solunum yok çünkü. Anladım, Ama bir tane anladım. mekanik ventilatör alırsanız eve olur. Yapabilir, insanlar bunu tercih edemezler mi hocam? Sen bilirsin. Ama o kadar nasıl sağlayacak onun? O yutma yok. Nazogastrik sonda takacaksın. Ona o reflü olacak. PEEK açtıracaksın. Onu senin evde yoğun bakım kurman lazım bir tane. Anladım hocam.